Maşallah. Şunlara bak. Bu sene mahsul pek de iyi. Hem de nasıl hocam? Önceki senenin iki katı buğday topladı köylü. Ne güzel. Allah arttırsın. Amin. İşte böyle Muhsin Efendi. Bugünlerde balık bol. Çek çek, yoruldum valla. Hocam, o bayat ekmekleri yeme. Evde tazesi var, gel. Yahu bu ekmekler de taze. Yok hocam, onlar dünden kalma. Bu sabah yenilerini yaptım. Ya bu yazıktır, günahtır. Atacaktın da neden bu kadar çok ekmek yaptın? Ne bileyim işte, un bol olunca. Sübhanallah. Bu da nezi? Hatun, her yer su içinde kalmış. Hoş geldin bey. Temizlik yapıyordum ben de. Yap yap da foşur foşur neden bu kadar su harcarsın? Kuyudaki su yükselmiş. Ben de rahat rahat kullandım işte. Olmaz hatun, olmaz. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir derenin kenarında abdest alıyor olsanız dahi suyu israf etmeyin. Zaten benim de işim bitmişti. Sübhanallah. Hocam, size bizim bahçeden salatalık getirdim. Bu sene çok verdi. Sağ ol Zehra Hatun, ama bizde epey salatalık vardı. Ya, öyle mi? İyi o zaman. İneklere veririm ben de. İneklere mi? Yazık değil mi şu güzelim salatalıklara? Sen ver, ben turşu yaparım onları. Bu nasıl iştir yahu? Şunlarla bir konuşmak gerek. Ey ahali! Sizi buraya topladım. Biliyorsunuz ki köyümüze Allah bu sene bolluk, bereket verdi. Ürünlerimiz ambarlarımızda doldu taştı. Ama maalesef nereye baksam israf görüyorum. İsraf mı? Biz mi? Kur'an'da ne diyor hatırlayın. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Hocam bizimki israf mı ki? Yahu evinin önüne dünyanın ekmeğini atmışsın. Bu israf değilse ne israftır şakacı? Evet, doğru söylüyor. Evet, haklı. Ama israf değil ki. Bayatlamış ekmeklerdi onlar. Fazla olanları atmayacak mıyız? Ne yapalım ki başka? Bence bunu araştırmamız lazım. Hayır, katılmıyorum şahsen. Ey ahali, nimetin değerini bilin. Onu hoyratça kullanmayın. Şükrünüzü tam yapın, benden demesi. Hocam, hazır toplanmışken benim de bir duyurum vardı. Sultanımız özellikle yoksullar için bir şenlik verecektir. Yarın bütün halkımız davetlidir. Şenlik mi? Allah! Çeşit çeşit yemekler bizleri bekler uşağım. Gelsin dolmalar, köfteler. Yaşasın! Bu şenlik nefis olacak. Ya, mutlaka gitmeliyiz. Hemen hazırlanmalıyım. Tatlı da var mıdır acaba?
Ey Ali! Zaten sizin evinizde bolca yiyeceğiniz yok mu? Niye gidersiniz ki? Hocam doğru söylüyor. Hem zaten yoksullar içinmiş. Evde dolu yemek var. Yemezsek çöpe gidecek. Gitmeye gerek yok. Yoksullar içinmiş zaten. Bahçede bir sürü iş var hem. Hoca doğru söyledi. Hadi dağılalım artık. Hocam ama evdeki başka, şenlikteki başka. Erkenden çıkmamız iyi oldu. Kimseye görünmeden gidip geliriz. Şenliklere bayılırım. Hoca da israf dedi durdu. Severim hocayı ama gerçekten abartıyor bazen. Aynen öyle. Yalnız hızlı gitmemiz gerek. Yol biraz uzun. Ben bir kestirme biliyorum Cemal abi. Şu yoldan gidelim. O yolu ben daha önce hiç görmedim. Güvenli midir? Merak etme Sabri abi. Bu yol sağlam. Takip edin beni. Uşağım. Uşağım, 2 saattir gidiyoruz. Ula doğru yolda olduğumuza emin misin? Endişe etme Cemal abi. Sen daha önce bu yoldan gitmiş miydin? Gitmedim ama Deli Kadri buraya kestirme demişti. Deli Kadri mi? Uşağım, hava delinin demesiyle mi buraya geldik şimdi? İşte şimdi başımız dertte. Merak etmeyin, bu yol mutlaka bir yere çıkıyordur. Haydutların inine! Ah uşağım. Zor atlattık valla. Cemal abi, ben çok acıktım. Suyumuz da kalmadı. Ben de acıktım. Şimdi millet şenlikte neler yiyordur. Valla şenlik sizin olsun. Ben o kadar acıktım ki... Şimdi ufak bir parça ekmek için neler vermezdim. Bana da incecik bir dilim karpuz verin. Başka bir şey istemem. Ah ne güzel. Keşke şimdi küçücük bir sazan olsaydı da hapır hupur yeseydim. Of of. Ah hocam ah. Şimdi anlıyorum. Keşke ziyan etmeseydik nimeti. Bizi az önce kovalayanlar sanki haydutlar değil, yarım bıraktığım paluklardı. Allah'ım ne hale düştük. Ha? Bu da ne? Hey! Bu bizim köy. Ulan kurtulduk uşaklar, koşun. Nyum nyum nyum. Oh! Bu benim yediğim en nefis ekmek. Uy! Bu benim yediğim en leziz balık. Bu da benim yediğim en muhteşem karpuz. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Sadece yemek midir, su mudur, hava mıdır israf olan? Sağlıklı bir vücuttur bazen, boş vakittir israf olan. İşte böyle küçük büyük dostlarım, sakın israf etmeyin. Nimetin kıymetini elinizde varken bilin.